fotoğrafları alabilir miyiz? Yeterince gördüm. her Hanım ama Ansur Bey'i, Ekrem Bey'i, Kılıçdaroğlu. Evet, bir de üç programdır bu fotoğraf. Evet. Şimdi EYT ve asgari ücret sandığa nasıl yansır? EYT ve asgari ücret enflasyona nasıl yansır? İki temel sorunumuz var. Bunları konuşalım. E, EYT kapsamına girenler var, bir de giremeyenler var. Ama henüz daha onur var diyemeyiz, henüz belirgin değil bu. EYT, EYT kapsamına girenler, yani bir yaş, yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği tartışılıyor, onu mu kastediyorsun? Ama yaş sınırının getirilip getirilmeyeceği belli değil henüz. Getirirlerse bu cümle doğru olur. Getirmezlerse? <laughs> Peki. EYT ile emekli olanların siyasi tercihinde bir değişiklik olur mu? EYT'li olduğunu düşünen ve kapsam dışında kalanlarda bir siyasi tercih değişikliği olur mu? Ben e, Onur Bey bu EYT'li olduğunu düşünen ama kapsam dışında kalan böyle bir şey olacak mı ya? Yani şöyle EYT zaten yaşa takılanlar ya şöyle bir şey konuşuluyor. Yaşa takılanlardan bazılarının yaşa takılmasını geçirelim öbür kısmı kalsın diyor herhalde. Hayır, yaşa takılanların da yaşa takılması tartışma konusu. <laughs> Eğer böyle bir şey olmazsa, yani EYT herkesin mağduriyeti giderilirse. Yani yaşa takılmazsa yaşa tak EYT. Tamam. O zaman EYT kapsamı belli bir şey değil mi? Belli bir şey. Heh. Belli bir şey. Yani ya EYT şu demek. Yani... 8 Eylül 20999 tarihi tamam. itibariyle olan statüye dönecek insanlar demek. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Bu EYT meselesine bir yaş sınırı daha getirilirse yani hükümetin böyle bir düşüncesi olduğu söyleniyor. Yani EYT konusunda bir yaş sınırı getirelim, hepsini yapmayalım diyorlarmış. Bunu şimdi tartışıyorlar. Tepki var. Böyle yapılırsa bu sandığa nasıl yansır? Turgay Güler. Şimdi birincisi 1999 yılında bu hükümetin Erdoğan'ın bu iktidarın, bu siyasal iktidarın bilgisi dışında katkısı dahli dışında bir düzenleme yapılmış. Ve bugün de kucağında bulmuş bu hadiseyi. Bir süre kaçmış, direnmiş, popülist yaklaşımlardan direnmiş. Fakat kamuoyunda yoğun bir yükseliş bu anlamda, talep yükselişi hasıl olmuş. Ve bunu artık kulak kayamayacağı bir noktaya gelinmiş. Evet, durum bu. Durum bu. Yaşa takılırsa yani bir yaş sınırlaması onu getirilirse. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar sorunun adı bu. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bunların belli ne oldukları? Ne oldukları belli. Bir yeni bir sınırlama getirilirse ne olur? Emekte yaşa takılanlar olur. Ya, ya. Emeklilikte yaşa yani, takılanlar da yaşa o, takılanlar. AK, olur. Ak Parti Ak Parti oy kaybetmez mi buradan? Kaybeder. Ha, onu soruyorum. Heh. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmek için ortaya konulacak fiil, yeni bir emeklilikte yaşa takılanlar sorununa sebep olursa bu bir problemdir demek istiyorum. Şey için, hükümet için. Tabii. Al şu emeklilikte yaşa takılanları, emeklilikte yaşa takılanları, takatukalar, yani böyle bir Hatta şey. ben onun rakamsal şeylerini de vereceğim bu söylediğini. Peki, asgari ücrette hangi rakamın altına düşülürse AK Parti açısından sorun olur? Yani... Hükümet açısından, Cumhur İttifakı açısından. Asgari ücret EYT'den biraz farklı. Çünkü asgari ücrete yapılacak zam toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Yani zam yapılacak, e, o çalışanın durumu iyileştirilecek. Ama sonrasında o verilen zam olarak geri gelecek. Maliyet yansıması çünkü Şüphesiz, bu. doğru. Dolayısıyla bunun e, benim tahminime göre 8 bin bantında olması bir yani benim tahminim derken kişisel tahminim değil tabii ki. 8 bin civarında olması bir makuliyet arz ediyor. Ama 8 binin altı mı Cumhur İttifakı açısından sorun olur? Şöyle 8 binin altı 6, 6 bin 800 ise sorun olur. 7200 bin 200 ise sorun olur. Çok teşekkürler. Gayet net. Hakan Bey? Önce şey EYT, EYT ve söylüyorum. asgari ücret ikisini de konuşuyoruz. Şimdi efendim EYT'de Turgay Bey'in söylediğine katılıyorum. Eğer adı üstünde E emeklilikte Y yaşa T takılanlar. Bunun içinde bir daha yaşa takılan bir grup olursa o grup psikolojik tepki verir. Ha bunun içinde AK Parti yakın olanlar vardır, yine oy verecekler vardır. Ama benim rakamsal tahminimi söylüyorum. En az 600 bin, 700 bin oya mal olur. Müthiş bir şey o. Tabii. Hiç sancak bir şey değil. Yani ben burada takribi söylüyorum. Anket sonucu söylemiyorum. Tahmin. Matematik hesabı. Hakan Bayrakçı 100 bin olsun. Asgari ücretler. 100 bin bile önemli de ama benim hesabım çünkü annesi var, babası var. Etkilendiği. Karısı var. Etki alanları geniş.